Evet tabii şimdi bir yandan şampiyonluk yarışında bütün maçlarını kazandığı takdirde mutlu sona ulaşabilecek bir takım varken ve kadrosu bu kadar iyiyken hem teknik heyet hem futbolcuların tek düşüneceği şeyin bu olması lazım. Bu normal olan aslında futbolcuların tavrı. Sizin düşüncelerinizi ne konuşalım? İzleyicilerimiz siz de son sayfa etiketine yazın. Ne konuşursak konuşalım. İş 2 Nisan'da tıkanıyor tabii ki. Yani 2 Nisan'da ne olacak? O zaman belki bir karar çıkmayacak ama belki nelerin olabileceğine dair bir ipucu olacak. Olağanüstü genel kuruldan çıkacak karar bizler için de, biz takip edenler için de, Fenerbahçeliler için de. Sizlerin de beklentilerini, görüşlerini merak ediyorum. Yaklaştıkça çünkü değişiyor. Ne konuşursak tabii konuşalım senaryolarda, evet öyle ama karar merci Fenerbahçe. Evet, futbolcuların tavrı üzerine bir değerlendirmelerinizi almak isterim. Yani futbolcuların tavrı bir kere bence futbolcular açısından olumlu. Yani güzel. Neden? Saha içerisinde en azından kendilerinin o inancı olduğunu gösteriyor. Yani lig, Süper Kupa, Konferans Ligi, şunu söylemiştim daha önce de. Yani evet, çok kötü bir olay yaşandı Trabzon'da. Sahalarda görmek istemediğimiz, tasvip etmediğimiz. Fenerbahçe'nin de burada mağdur olduğu, futbolcuların mağdur olduğu. Üzerine tartışılan ama tartışılmayacağı tarafı futbol sahalarında görülmemesi gereken, yaşanmaması gereken bir şeyin yaşandığı bir olay oldu. Ve burada en konuşulan konulardan bir tanesi de futbolcuların psikolojisiydi. Kimi işte gitmek istiyor falan haberleri çıkıyordu işte bazı futbolcularla ilgili. Geri dönmek istemiyor Livakovic vesaire vesaire. Ama Fenerbahçeli futbolcu grubunun bu mesajı vermesi psikolojilerinin aslında olumsuz gibi görüldüğü noktada hırslandıklarına sebep olduğunu gösteriyor. Yani hırs yarattı. Şimdi iki taraflı olabilirdi. Evet, psikolojik olarak çöküş olabilirdi. Tam aksine de hırs yaratabilirdi ki bu hırs yarattı. Bunu gösteriyor bize. Tabii ki Fenerbahçe 2 Nisan yani artık yarın diyebiliriz. Saatte 12'yi geçti hazır. Evet, bu arada artık Nisan ayındayız. Mart bitti. Evet, Mart bitti. Nisan ayındayız. Yeni ay hepinize güzellikler getirsin. Umarım. Sağ salim şu sezonu kapatırız inşallah. Ve burada Fenerbahçe'de yönetimin istediği şey sadece yetki. Bu arada yani orada verilecek kararla birlikte ne karar alınsın o uygulanıyor manasına gelmiyor. Yani bu bir yetki. Bunu kullanıp kullanmamak sonrasında tabii ki bu yetki kabul edilirse şimdi oradaki kişilerin de hani tutumunu net olarak bilemeyiz. Bir oylama vesaire gibi olacak anladığımız kadarıyla. Ve devamında bu yetkili kullanıp kullanılmaması çok çeşitli senaryolar üretiliyor. Ben okuyorum, takip ediyorum şimdi özellikle Fenerbahçe'yi yorumlayan ya da Fenerbahçe'yi takip eden kişiler, muhabirler, yorumcular tarafından çok fazla seçenek, senaryo varmış gibi konuşuluyor. 5-6 tane yazılıyor mesela böyle. Bunların hangisi uygulanacak, hangisi uygulanmayacak, uygulanabilir mi, uygulanamaz mı? Şimdi ben söylediğimin arkasındayım. Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum mesela. Yani bu senaryoda konuşuluyor sanki ya. Son toplantılarında Ali Koç'un açıklamalarından zaten bir orada bir tartışma da çıktı divan evet toplantısında. Hani ligden çekiliyor konusuna hani orada bir tepki verildi. Bir tartışma çıktı. Hani öyle bir şey olmadığını o an hemen reaksiyonla belli ettiler. Ben onun olacağını düşünmüyorum. Ha, farklı kararlar olabilir mi? Yani ne karar alınır bunu göreceğiz. Orada birçok senaryo konuşuluyor. Çünkü dediğim gibi hani bir tanenin üzerine çok yoğunlaşıldı ama belki Fenerbahçe tepkisini, mağduriyetini vesaire farklı şekilde ortaya koymaya çalışacak. Ama en azından biz şunu görebiliyoruz. Futbol tarafında yani futbolcu tarafında bu yaşadıkları kötü olay kendilerine bir hırs yarattı. Bu hırsı sahaya nasıl dönüştürecekler? Valla Fenerbahçe son özellikle Trabzonspor maçına da baktığımız zaman Fred vesaire de işin içine girdikten sonra daha iyi oyun oynamaya başlamıştı. Ligin sonu gelmişken de bu arada Galatasaray için de ya da Fenerbahçe için de iki takım da 8'de 8 yapabilir mi? Yapabilir. Birbirleriyle karşılaşacak olsalar da iki takımın da birbirlerini yenme durumu onun sahası bunun sahası. Evet, 8'de Galatasaray 7 yapabilirler.
Yani hayır, biri 8'e 8 yapabilir ya da diğeri 8'e 8 yapabilir demek istiyor yani. Aynı anda 8'e 8 yapamazlar birbirleriyle, maçları var çünkü. Şimdi Galatasaray kendi sahasında favori mi? Fenerbahçe yenebilir mi? Tabii tabii. Yenebilir. 8'de 8 yapabilir mi? Yapabilir. Yapabilir. Fenerbahçe'de kadrosu belli, kalitesi belli, adı üstlenme belli. Oyunu da belli. Galatasaray'ı yenebilir mi sahasında? Yenebilir pek de. Bu da yaşanabilir. Ama mesela puan kayıpları da yaşayabilirler. Tabii. Bunun özellikle haricinde. Benim zaten beklediğim bu. Puan kayıpları adına. Yaşayacaklarını yani düşünüyorsun. Ben iki takımın da firesiz bu 8 maçını geçireceğine ihtimal vermiyor. Zaten bir tanesi firesiz olma ihtimali yok. En kötü beraberlik ya da bir mağlubiyet olacak, karşılaşacaklar. Kalan 7 maçlarında da ben 7'de 7 yapacaklarına açıkçası çok ihtimal vermiyorum. Çünkü hep böyle bir son dakikalara falan gibi olmaya başlayan maçlar oldu. Ve ligin sonunda fikstürleri de daha önce tartıştık. Kümede kalma mücadelesi çok çetin geçiyor. Avrupa mücadelesi de bir o kadar çok çetin geçiyor. Çok da fazla takım var. Bak, Avrupa mücadelesi de bir o kadar çetin geçiyor. Ve bu rakipte hem o hatla oynayacaklar hem de tam tersi yukarıdaki hatla yani Avrupa potasına gitmek isteyen hatla oynayacaklar. Dolayısıyla orada puan kayıpları yaşanabilir. Ligin sonlarında zaten biz bunları çok sık görüyoruz. Bütün şampiyonlar için konuşabiliriz bunu. Son dönemin şampiyonları üzerinde de baktığımızda da konuşabiliyoruz rahatlıkla. Ama dediğim gibi Fenerbahçe bir karar verecek. Biz de evet yorumlarımızı yaptık, konuştuk. Doğru bulduğumuzu, yanlış bulduğumuzu vesaire kendi penceremizden gördüğümüz kadarıyla yorumladık. Bunun en nihayetinde bunun kararını verecek olan Fenerbahçe'nin genel kurulu iradesi ve sonrasında yönetimin iradesidir. Biz istediğimiz kadar burada işte bir yorumda bulunalım. İşin sonunda Fenerbahçe camiası bunun kararını verecek. Ama dediğim gibi ben hem kendi yorumumdu bu, sonrasında izlenimim de bu şekilde oldu toplantıdan. Sen de sanırım aynı izlenimi aldın. Evet. Ben ligden çekileceklerine ihtimal vermiyordum. Vallahi öyle bir şey de olacağını düşünmüyorum. Serhan Türk. Ya bir elmanın iki yarısı Fenerbahçe ile Galatasaray'ı öyle görmek lazım, öyle okumak lazım. Fenerbahçe ligden çekilirse buna en fazla Galatasaraylılar üzülür. Ya da yani şöyle söylemek lazım, rekabetin en güzel olduğu, rekabetin rekabet sınırları içerisinde en güzel yaşandığı derbilerden rakiplerinden bahsediyoruz. Fenerbahçe olmadan Galatasaray olmaz, Galatasaray olmadan Beşiktaş olmaz, Beşiktaş olmadan Trabzonspor olmaz. Diğer takımlarımız olmaz. Ligin bence en güzel göstergelerinden iki takımdan bahsediyoruz. Taraftar kitlesi olarak çok büyük taraftarlara hükmeden iki takımdan bahsediyoruz. Ligden çekilme bir durumu olacağını ben düşünmüyorum. Ama tabii ki bir protesto yapmak istiyorlar. Tabii ki bir haykırış göstermek istiyorlar. Bu haykırışta işte hep konuşulduğu gibi Süper Kupa maçına belki çıkmama gibi düşüncesiyle oradan bir sonuç çıkabilir. Ama o da çözüm değil. O da bir beklenen bir durum. O da çözüm değil. Ben çözümün saha içerisinde olacağını düşünenlerdenim. Artık saha içerisinde zaten iyi giden bir sezon var kendileri için. Ligi şu an hala götürebilecekleri bir sezon gerçekleştiriyorlar. 8'e 8, 8 maçları kaldı. Liderin gerisindeler ama tabii ki bu lig neleri getirir, neleri götürür ilerleyen zamanlarda görebiliriz. Bir de biliyorsun Avrupa'da devam ediyorlar. O da büyük bir başarı Fenerbahçe için. Bunların konuşulması, bunların edilmesi ben Türk futboluna daha fazla zarar vereceğini düşünüyorum. Zaten hani hep diyoruz ya basınmak olarak UEFA sıralamasında yukarı çıkıyoruz ama itibar anlamında en aşağıya San Marino'nun gerisine kadar gittik. Öyle bir durum söz konusu. Ben artık bir şeyler dur demenin gerektiğini ama dur derken de saygı ve sevgi çerçevesinde çok fazla oyunun içerisinde kalarak hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Futbolcuların saha içinde kalmak istemesi, sahaya konsantre olmaları bence güzel bir gösterge. Ama zaten futbolcunun doğasında var bu. Sözleşmelisin, oyuncusun, saha içerisinde göstermiş olduğun performanslar senin için önemli. Sağ dışarısında yöneticilerin performansı ön plana çıkacak. Yani bir de şu var, çözüm ligden çekilmek değil. Ligden çekildiğin zaman, alt lige düştüğün zaman ne olacak? Yine muhatabın Türkiye Futbol Federasyonu olacak. Ne yapacaksın? Sadece diyeceksin ki ben protesto ettim, böyle yaptım. Ama kendi gönlünü rahatlatacaksın. Ama o kadar taraftarın gönlü var, o kadar insanların emeği var. Sonra borsa açık bir şirketsin.
şirket olarak görmek lazım. Yani bunun bütün sorumluluklarını göz ardı etmemen lazım. Bütün sorumluluklarını iyi araştırıp ona göre hareket etmeniz lazım. Ama diğer taraftan şimdi Fenerbahçe'nin karşılaştığı sorunları, söze getirdiği sorunları bütün takımların sorunları haline geldi. Asıl sorunun başının neresi olduğunu herkes biliyor. Ama sorunun neresinden başlayacaklarını kimse bilmiyor. İşte burada bir birlik beraberlik diyoruz. İşte Kulüpler Birliği diyoruz. Kulüpler Birliği birliktir orada, yani sorunların konuşulduğu ve toplu eylem kararları alınan bir yer haline olması gerekiyor. Ama Kulüpler Birliği ne yapıyor? Onu da bence çok fazla irdelemek gerektiğini düşünüyorum. Peki devam edeceğiz. Şimdi İsmail'le ilgili bir haberimiz var. İsmail Yüksek'le ilgili pek çok kulüp ilgileniyor oyuncuyla, izliyor, takip ediyor. Hangi kulüpler? Bir bakalım.